Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Ruhu için el Fatiha. Son olarak aklınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah razı olsun. Eylül. Yanımda kalmamı ister misin? Gerek yok, ben hallederim. Tamam, ben arabadayım. Tekrar başınız sağ olsun. Kızımın ölümüne sen sebep oldun. Sonra hayatındaki en büyük düşmanım benim Eylül Erdem. Hayatındaki herkesi kaybederek bedelini ödeyeceksin. Yanlış tarafa bakıyorsun. Babaannenin raporunu değiştiren adamın oğlu o. Daha şimdiden kaybetmeye başladın. Üzerine toprak atılan sadece bağır değildi. Bugün benim için bir milattı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Esma, gel bir seni bırakalım.
Başımız sağ olsun. Baba, sizin Süleyman amcayla aranızda bir şeyler var. Yok bir şey. Böyle bir günde hiç konuşmadınız. Selamlaşmadınız bile. Olan şey şu evlat. Bir şeyler bitiyor artık. Ortaklık da, dostluk da buraya kadarmış. Ne demek şimdi bu baba? Bugünden sonra artık her şey değişecek. Baba, ne olduğunu doğru düzgün anlatır mısın lütfen? Zamanı değil. Sen şimdi Eylül'ün yanında ol. Onu yalnız bırak. Bu sorduklarımın Eylül'le ne alakası var ki baba? Yakında hastanede olacak şeyler onu çok etkileyecek. Belki de en çok onu. Kolay gelsin. Günaydın Kadir abi, pardon. Hayırlı işler Kadir abi. Sana da. Kurursun 5 dakikada, hava çok sıcak. İçinde yarattığın boşluktan at kendini. Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Hastaneden para aldığımızı biliyorum. Peşini bırakmayacağım bu işte. Karış kalabalık ara, kavgaysak kavga. Ne var sanki? O adam kendi annesinin ölümünü örtbas etti. Evet, haklısın. Ama bu öfke en çok sana zarar veriyor Eylül. Umurumda bile değil. Hani bana soruyorsun ya, beni seviyor musun diye. Evet, aşığım sana. Bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni. Kendimden bile. Kalmaktan mı yoksa... Ama sen böyle bir şey yapsan... Seni de affedin. Babaannenin raporunu değiştiren adamın oğlu o. Doğru değil. Yalan söylüyor. Canımı acıtmak için söylüyor. Yuh be! Hadi ben sefer başı yövmeğimi alıyorum da. Senin derdin ne be kadın? Heh, sen de gel. Bir patron fırçası yemediğimiz kalmıştı. Şimdi o da tam oldu. Ha İsmail abi, buyur. Abi uçak değil bu. İnan son gaz basıyorum, yine de gitmiyor Meret. Tamam ulan tamam, kes yövmeğimi. Çok teşekkür ederiz. Niçin? Bizi alışverişe götürdüğün için. Ben daha neler alacağım kızım. Bakalım neler almışız. Ay! Ya. Şuna bak, çok tatlı değil mi? Çok tatlı ya. Bizim kızımız onun içine mi sığacak şimdi? Evet, hatta geçecek bile. Ne oldu aşkım? Şimdi şu 2 hafta nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Onu bir de bana sor sen. Abicim tamam, kes yövmemi dedim ya. Boşuna kafa ütüleme. Tamam biliyorum, akşam 2 seferim daha var. Ama daha hızlı daha az diyorsun. Üçün mü ne yapayım ya? Ya
Prenses, kızım ne yaptın anneye sen? Bak baba bize ne olmuş. Şimdi benim kızım onunla mı uyuyacak? Evet, ikiniz uyuyacaksınız. Ben de sizi isteyeceğim. Bazen de siz uyuyun, ben sizi isteyeceğim. Olur. Çal ulan. Ara dur akşama kadar. Açanın da, telefonunun da, kamyonunun da. Şey, şunu bir daha çıkarsana bak. Görün mü? Hı? Hadi. Kapalıyız bugün. Ben müşteri değilim. Babam Vedat Bey'e bakmıştım da. O yok bugün burada. Gelir birazdan o zaman. Oturabilirsin dedim mi? Ne kadar rahatsın. Bak bugün olmaz tamam mı? Ha. Ne gün olur mesela? Ya bela mısın nesin? Gitsene başımdan Allah Allah. Git ne iş yapıyorsan onu yap. Hadi. Tam da anlatıldığın gibiymişsin Eylül Hanım. Eylül mü? Nereden tanışıyoruz? Televizyondan. Sizin hastane çok meşhur. Yalnız kıza yazık olmuş. Saldırgan bir doktora gelmiş diyorlar. Doktor ilgilenmemiş onunla. Baksana. Bir kişinin hatası masum insanların canına mal oluyor. Ben olsam doktorluğu bırakırdım. Ne oldu? Niye kalktın? Yanlış bir şey mi dedim? Eylül! Başın sağ olsun. Bir an işte. Varsın ve yoksun. Çok severdim ben Bahar Hoca'yı. Çok iyi insandı. İçim yanıyor. Çok severdim. Elmalı kurabiye. Bize belli. Böyle üstü pudra şekerli. Hani yerken illa üstüne dökülür.
temizlemeye çalıştıkça da iyice üstüm batar ya. O hiç dökmezdi. Esma yeter. Çok pişmanım çok. Keşke şu ellerim kırılsaydı da saçlarına hiç dokunmasaydım. Esma sus artık. Keşke hiç kavga etmeseydik. Keşke o sözleri ona hiç söylemeseydim. Esma yeter artık, tek kelime bile etme, sus artık. Şş, tamam tamam, sakin ol Fatih, sakin ol. Hocam benim inmem lazım. Geldik Sedir hastaneye, bekle 2 dakika şurası zaten. Hayır hocam, nefes alamıyorum, inmem lazım benim. Nereye ineceksin oğlum bu halde, beklesene, geldik işte. Hocam ineyim biraz hava alayım, bırakın beni. Bekle tamam, bekle, dur. Hocam. Fatih. Açmıyor Eylül. Yalnız kalmak istemiş olabilir. Zor bir gün geçirdi. Gencecik çocuklar. Nasıl engel olamadık? Nasıl? Merak etme baba. Artık kimseyi kaybetmeyeceğiz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Ver şu, ver. Ne işe yararsınız siz ha? Ne diye para ödüyorum ben size? Efendim çok özür dilerim, artık daha dikkatli ol. Kes! Bu ne işe yarıyor ha? Sohbete muhabbete mi? Bitti artık bu rahatlık. İşini yapmayan kovulacak. Kovmakla da kalmayacağım, başka bir yerde iş bulmaması için ne gerekiyorsa yapacağım. Duydunuz mu beni? Herkes kendine çeki düzen verecek. Süleyman, tamam, sakin ol. Karışma. Süleyman amca, keşke eve gidip dinlenseydiniz. Ben ilgilenirdim burayla. Sizin de bütün derdiniz bu, değil mi? Anlamadım. Biz kenara çekilelim, meydan size kalsın istiyorsunuz. Pes Süleyman, pes! Efendi gibi acını yaşamayı bilmiyorsun sen, değil mi? Bak, üzgünsün, anlıyorum. Anlayamazsın. Sen kendi kanından, canından birini kaybetmek ne demek anlayamazsın. Bu yüzden ahkam kesip durma bana. Bu arada dostluk bitti Ziyanur Denizoğlu. Sadece ortağız. O da şimdilik. Artık bu hastanenin tek patronu var. Bugünü milat say. Arkadaşlar, tamam. Hadi herkes işinin başına. Kolay gelsin. Hadi. Geçemezsiniz. Burada bekleyin. Ya bakacağım, izin verin. Hanımefendi, Allah aşkına kaza işte, neye bakacaksınız? Doktorum ben. Yardım etmek istiyorum. Geçeyim, bırak. Kusura bakmayın, buyurun. Kolay gelsin. Doktor Eylül ben. Nasıl olmuş? Viraj alırken kafa kafaya girmişler. Kamyonun lojesi arabanın üzerine düşmüş. Karısını çıkardık ama adam hala arabada. Yaşıyor mu? Dayanmaya çalışıyor doktora. Arkadaşlar az başım, hanımefendi doktor. Buyurun hocam.
Adınız ne? Kemal. Şunu bir rica etsem tutabilir misiniz? Evet. Merak etmeyin, sizi çıkaracağız buradan. Sevinirim. Hocam gördüğünüz gibi ilk müdahaleyi biz yaptık. Sanırım daha fazla yapabilecek bir şey yok. Hocam telefonunuz. Açık meşgul olduğumu söyler misiniz lütfen? Hah, sonunda açtın Eylül. Neredesin? Pardon, doktor hanım şu anda müsait değil. Rica etsem daha sonra arayabilir misiniz? Pardon ama siz kimsiniz? Eylül nerede? Anayolu'da bir kaza oldu da. Nasıl? Eylül iyi mi? Hayır hayır, yanlış anladınız. Doktor hanım gayet iyi. Sadece bize yardım ediyor. Bakın kapatmam lazım. Lütfen çok acil müdahale gerekiyor. Anlayış gösterir misiniz? Neredesiniz şu anda? Tamam. Başınız sağ olsun hocam. Sağ ol Neşe, sağ ol. Sizi bekleyen bir hastanız var. Ben hallederim. Arkadaş sen ne baş belası bir herifsin be. Ben de seni görmeye bayılmıyorum hoca. Ama yine sağlıyorum. Aması maması yok. Bitti. Dün akşam verdiklerimle o hesap kapandı. Şimdi defol git buradan. Hoca bir dur, gözünü seveyim. Keyfimizden gelmedik dedik ya. Nesi var bunun? Kim bu çocuk? Sami'nin başımıza yeni ördüğü çorap. Yeter. Bu işin sonu yok. Al bu çocuğu, defol git buradan. Kime götüreyim? Eylül'ün mü başına bela edelim? Yine başladığımız yere mi döndük hoca? Anlamıyor musun? Sami için Eylül'müş, Selim'miş fark etmiyor. İyi de bu herif durmayacak belli. Al şu çocuğu, çık git diyorum. Öldürürler hoca. Beni değil. Onu öldürürler. Biraz daha tampon olabilir mi? Buyurun hocam. Gözlerinizle ışığı takip edebilir misiniz? Sicdem. Karın iyi mi? Hala haber gelmedi mi? O da iyi olacak. Merak etme. Bebeğime de bir şey olmasın. Bana ne olacağı umurumda değil. O kızma bir şey olmasın. Tamam doktor. Söz mü? Ne konuştuk, sakin ol. Daha fazla konuşmak yok, tamam mı? Steteskop alabilir miyim? Bak ne diyeceğim. Senin buraya gelmen var ya. Şişt, tamam. Tesadüf değil o. Solunum sesini çok zor duyuyorum. Ciğerleri çökmüş. Karnı da kan içinde. Bir üst tarafını kontrol edeceğim. Bir makas alabilir miyim? Kader doktor hanım. Duydun mu beni? Beni kurtarmak için buraya geldin sen. Biraz daha tampon olabilir miyim? Bebeğimi görmeden ölmeme izin vermeyeceksin. Sen doktor musun? Evet. Ölmeme izin vermezsin değil mi? Merak etme, vermeyeceğim. Şu metal çubuk işimizi çok zorlaştırıyor. Durum kötü yani.
Evet, kötü. Ama daha kötülerini de gördüm. Güçlü ol, tamam mı? Durun Emre Bey, ben doktorum. Güçlü ol, tamam mı? Doktor. Eylül. Senin ne işin var burada? Yardıma geldim. Gerek yok, ben hallediyorum. Ben seninle aynı fikirde değilim. Hallediyorum dedim, duymadın mı? Tamam, tamam hallediyorsun. Hallediyorsun ama sakin ol lütfen. Ben sakinim. Her kaybolduğumda çocuk gibi peşimden gelip beni bulmasan daha da sakin olacağım. Peki. Şuura açık mı? Açık. Sadece aracın içine sıkışmış durumda. İzninle hastana bakabilir miyim? Merhaba. Ali Asaf ben. Doktorum. Size yardım edeceğim. Bir doktor daha ha? Hani böyle iki doktor olunca korkmaya başladım ben. Ümit var mı bari? Eylül Hoca ne dedi? Seni kurtaracağım dedi. Güzel. O zaman dediğini yapar. Çünkü yaptığını defalarca gördüm. Kurtaracağım dediyse kurtarır. Lavaboya gideceğim dedi, kaldı yani, gelmedi. Şak diye düşüp bayılmasın, çok üzüldü bir de. Alp, iyi misin? Sen ne yaptın ya? Hayat çok kısa Esma. Bekletmeye hiç gerek yok. Nasıl yani? Yapmak istediğim hiçbir şeyi bekletmeyeceğim artık. O an ne istiyorsam, nasıl hissediyorsam ona göre yaşayacağım, anladın mı? Bak ölüyoruz Esma. O kurşun beni de bulabilirdi. O yüzden ben güzel yaşamaya karar verdim. Nasıl yaptın? İstediğim an çıkartabilirim de. Ama istemiyorum. Çünkü artık sadece istediklerimi yapacağım. Mesela bunu da istedim. Bize ne zaman ne olacak biliyor muyuz? Hayır. Belki şurada düşüp kalacağım. Belki kalbime bir kurşun saplanacak. Ya da ne bileyim beynimde patlamaya hazır bir bomba var belki. Deme öyle şeyler. Belki dedim. Belki dedim. Olabilir de olmayabilir de yani. Belki dedim. Tamam o zaman. Tamam ben mutfağa gideyim. Helvayı kontrol edeyim. Sen bir de tabak bıraktın buraya. Yersin tamam? Yerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Alabileceğim mi doktor? Soruma cevap versen benim. Bunlar ne dedim? Fırlat abi. Hepsini bana yutturdular. Sen beni neye bulaştırdın? Bu kadar iğrenç bir şeye ortak olacağımı mı düşünüyorsun? Bir kere bulaştık doktor. Kaçışı maçışı yok onun. Eğer sen yapmazsan onlara ameliyat edecek. Başka bir çarem olsa gelmezdim sana. Mecburdum.
Yardım edin abi. Kurban olayım, yardım edin. Bu kapasın doktor. Sen tampona devam. Solunum nasıl? İyi. Ama göğsünün üstünde çok kan var. Tampon yapmaya devam edin. Öyle olmaz. Travma tamponu ve selinospolimer gerekiyor. Karnındaki yaraya bastırdıkça kan çıkıyor. Eylül. Çünkü o metal çubuk kanamayı durduran bir tampon görevi görüyor. Ama uzun süre dayanamaz. Acilen hastaneye götürmemiz lazım. Önce göğüs tüpü takmamız gerekiyor. Kendi kanında bu olabilir. Burada nasıl yapacağız? Deneyeceğim. O zaman böyle geçin. Üstüne. Tampon. Klem. Şimdi biraz canın yanacak. Ama sık dişini, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Geçti, sakin. Göğüs tüpünü ver, göğüs tüpünü ver. İndir onu hastanın seviyesinin altına. Çocuğun var mı doktor hanım? Yok. Bence olsun. Anlamadım. Çünkü bu dünyada senden daha çok olması lazım. Senin gibi güçlü, pes etmeyen birilerini yetiştirmen lazım. Senden de doktor. Duydun mu beni? Duydum. Benim kıymetlerim şu anda hastanede beni bekliyor. Siz beni kurtarınca onlar geri döneceğim. Söz verdin doktor. Kavuşturacaksınız. Tamam. Tamam, tamam. Aç ağzını. Aç ağzını. Sevin Tunçok, 28 yaşında, 40 haftalık hamile. Araç içi TK. Kamyonun üstüne devrildiği bir araçtan çıkarıldı. Başında darbe var, boynu zedelenmiş. Doğum başlıyor sanırım. Kasım aralıkları ne kadar? 5 dakika indi. Samet, kadın doğmasıyla hazır olsunlar. Şule Hanım, siz söyleyin, çok acil olun. Tamam hocam. Samet, bana bak, kendine gel, canımı sıkma beni. Kendine gel. Kemal, Kemal. Kemal'i de kurtarın ne olur. Yalvarıyorum, kocamı da kurtarın. İş araçtaydı. Henüz çıkarılmadı. Şşş. Her şey yoluna girecek, her şey. Ne olur, yalvarıyorum. Hızlı şekilde içeri alın. Çok acil ama sakin. Seyden'in yanına alıyorsunuz. Evet, hasarın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için dikkatli bir şekilde yan sedye alacağız. Hazır mısınız? Bitti sayılır, sakin olsun. Bir, iki, üç, hop. Bravo. Paramedik, al sedyeyi, kaybol. Hızlı, 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 hızlı. Koş. Fetal monitör hastam et. Peki hocam. Ver onu. Bize küçük bir yardımda bulunur musun? Bebeğini kontrol etmemiz için eteğini sıyırmamız gerek. Kadın doğumcu nerede kaldı Samet? Hemşire hanım, kadın doğuma tekrar haber verin. Hemen hocam. Buyurun hocam. Ve
da beni baktıktan sonra boynuna da bakmamız gerekecek Sinan. Bebeğim nasıl? Bebeğim gayet iyi. Çok iyi gözüküyor. Hiç merak etme. Bir şey yok gibi, ne olur söyleyin. Kalp atışları da gayet normal. Çok iyi. Bu sabah çok hafif sancım vardı. Kemal ısrar etti hastaneye giderim diye. Ama ben onu alışverişe götürdüm zorla. İşte o yola ben soktum. Benim yüzümden. Bak Sinan, ilk ve son kez söyleyeceğim. Lütfen şu kafadan çık. Kazan ne olacağını bilemezdin. Kendini suçlamayı bırak. Ve şu anda yapman gereken tek şey güçlü bir kadın olmak. Hiçbir şey için değilse bile, şu güzel kız için. Anladın mı beni? Güzel. Şimdi izin verirsen şu güzel kızına bakmak istiyorum biraz daha. Samet, kontrolden sonra hastayı müşahede odasına bak. Tamam hocam. Zamanımız daralıyor. Bir an önce hastaneye yetiştirmemiz lazım. Aracı çıkarmak için menyeni kullansak? Olmaz. Vücudu parçalanabilir. Laparotomi yapalım. Saplanan parçaları tek tek ayırırız. Steril değiliz. Çok kan kaybedecek boruyu çıkarırken. Gerekli kanı da sağlayamayacağız. Burası ameliyathane ortamı değil. Abdominal aortaya balon kateter yerleştirelim. Bu bize zaman kazandırır. Fikir güzel. Ama bu bize en fazla 5 ya da 10 dakika kazandırır. Hastaneye yarım saat uzaklıktayız. Asla dayanamaz. Hocam, ben derim ki arabayı keselim. En azından bir şans. Allah büyük. Bir şey yap Ali Asaf. Yapmak istiyorum. İstiyorum ama her şeyi denedik. Hocam, o zaman ben hazırlıklara başlıyorum. Ne konuştunuz? Ne zaman çıkıyorum şimdi? Birazdan aracı kesip seni çıkartacaklar. Prensesimin yüzünü bir kere göreyim. Başka bir şey istemiyorum. 2 hafta. 2 hafta yaşat beni doktor. Sonra istersen gel buraya geri koy. Hocam biz hazırız, başlayabiliriz. Durun! Dur. Herkes geri çekilsin. Ameliyathaneye yetişmenin bir yolu var. Nasıl? Güven bana. Şimdi herkes beni dinliyor arkadaşlar.
Ne var? Şimdi mi aklına geldi aramak? Neden arıyorsun? Sakın, sakın gelme. Öldükten sonra hiçbir kıymeti yok. Artık her şey için çok geç, duydun mu beni? Çok geç. Hangi odada kalıyor? Hadi daha hızlı gitmiyor mu ya bu? Yok abla. İşte en son bu. Elimden geleni yapıyorum. Elinden gelen değil, daha fazlasını yap. Vaktimiz yok. Tamam. Tamam Eylül, sakin ol. Başaracağız. Ağrım var mı? Başım. Başım çok ağrıyor. Doktor bey, canım acıyor. Doktor bey. Geçer. Geçmeyecek olan tek şey ne biliyor musun? Daha geri gelmeyecek olan. Kızım. Bir daha hiç geri gelmeyecek. Öldürdüğüm benim kızımdı. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlayacaksın. Senin cezan da bu olacak. Unuttuğun her şey, her şey pat diye geri gelecek. Hastaymışım. Doktorlar öyle söyledi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yoksa... Yok. Sana kızmıyorum. Senin seçme şansın yoktu. Hastaydın.
tedavi edilmeliydin. Ama onun vardı. Eylül denen o doktorun vardı. Bu durumda asıl bedeli onun ödemesi gerekmez mi? Ne dersin? Bence gerekir. Ulaşabildin mi Fatih'e? Maalesef hocam. 1000 kere aradım belki ama bir türlü açmıyor telefonu. Çok acıyor. Daha 3 santim genişledi. Dayanacaksın biraz. Ben doğuma giriyorum. Bir şey olursa haber verirsin. Tamam hocam. Kolay gelsin hocam. Sağ olun size de. Hocam buyurun. C5-6'da kırık var. Ne? C5 ne? Boyun kemiğinde kırık var Sinem. Şimdilik sabitledik ama doğumdan hemen sonra düzelteceğiz, tamam? Samet, dikkatli olun, traksiyon kemeri takacağız. Kemer takılana kadar boynu yerinden santim oynamayacak, santim. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. İyi misin sen? Hemşire Hanım, traksiyon kemeri için hazır olalım. Tamam hocam. Hemşire Hanım, hasta benim yakınım. Acil bir durum olursa, birini aramanız gerekirse önce bana haber verin, olur mu? Tamam hocam. Hocam, nasıl alacaksın paketleri? Bak. Ben sadece o çocuğun halini acıdığım için dışarı atamadım, anladın mı? Bak kendin görüyorsun. Sami peşimizde. Polise gidersem o konu direkt çözülür bence. Hoca yapma. Ulaştık bir kere bu işe. Çıkış yok. Hepimizin başı yanar. İkimizin de korumak istediği insan aynı. Son bir kez. Eylül için. Lütfen. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Zor bir vaka galiba. Herkesi çağırdıklarına göre. Yaralıyı arabadan çıkarıp ameliyathaneye yetiştirmek için 5 dakikamız var. Zaman kazanmanın tek yolu buydu abi. Çok alışılmış bir yöntem değil. Alışılmış yöntemlere olan bir doktor değilim. Bu iş bazen yaratıcılık ister. Arkadaşlar hemen içeriden malzemeleri getirin. Hadi algılarımızı açıyoruz, çok dikkat ediyoruz. Çok kan kaybediyor, acele etmemiz lazım. Hadi hadi hadi, zamanla yarışıyoruz, hadi.
değişiklik yok. Arabayı kesip seni buradan çıkartacağız. Sana güveniyorum doktor. Aileme kavuşturacaksın beni. Teşekkürler. Hadi. Beyler. Hocam, hazırsanız aracı kesmeye başlayabiliriz. Hazırız. Kemal, şimdi arkadaşlar arabayı kesecekler. Sakin ol, sakın korkma, tamam mı? Seni buradan çıkaracağız, merak etme. Anladım doktor. Bu saatten sonra hiçbir şey korkutamaz beni. Güzel. Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. Ne var? Ne dolanıyorsun akbaba gibi ortalarda? Bana göre bir şey yok da Sami abi aradı şimdi. Bizim yaralı şakal bu işi halledebilecek mi diye soruyor. Ne diyeyim? Ben ne yapabilirim? Bekleyeceğiz. Neşter alıp ben mi keseyim lan herifin karnını? Ha? Ya da en iyisi alayım neşteri birilerinin boğazına falan takayım. Ha? Vardır burada delici kesici bir şey. Sorunu kökten çözeriz. Temiz iş. Ne dersin? Bana ne kızın abi? Ben adamın dediğini söylüyorum sana. Çok canım yanıyor. Kasılmalar sıklaştı mı? Çok sık. Derin derin nefes al ver. Derin derin nefes al ver. Ben hemen doktoru çağırıyorum. Neredesin be Samo, neredesin? Oo, Özgül Hanım. O ne ya? Ne güzellik böyle. Vallahi ne kadar harikasınız bugün siz. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Acilde bir hasta var, Samet Hoca'yı bulmam lazım. Nerede ki o? Tuvalete diye gitti, bir saattir gelmedi. Dert etme Özgür bunları. Bırak insanlar özgürlüklerini yaşasın. Yarın ne olacağımız belli mi? Ya da bir dakika sonra? Ha, yani. Hadi sen sıkma canını, gel. Gel ben bakarım doktor. Nerede? Orada. Tamam. Gel bakalım. Gel sen bana anlat bakalım Mustafa, ne? Arabaların üzerine kamyon devrilmiş. Hastayı çıkarmışlar ama yaralı. Yolda da doğum başlamış. Ne olur yardım edin. Yardım et. Tamam, sakin ol. Gördün mü bak, kim bilir ne umutla evden çıkmıştı kadın. Doğru. Kocası da arabada sıkışmış, çıkarmaya çalışıyorlar. Ya zaten böyle bir kazadan birinin kurtulması bile mucize. Durun, tamam geldim geldim, sakin olun. Tamam, gevşetiyorum. Ama dedi sakin ki... olun, gevşetiyorum ben, sakin olun. Kemal'i de çıkar! Aralıyorum, tamam. Tamam, sakin olun. Tamam, tamam, sakin olun. Babam, şok geçirmiş gibi. Düzenmiyorum, ne oluyor bana? Sinan farkındayım, canım çok yakın. Ama ben de kalmalısın. Bak buraya, hey hey hey, bak buraya, bak buraya, bak. Omurganı sabitlemeliyiz, yerine oturtacağım ve bütün ağrım bitecek, güven bana. Sadece biraz dişini sıkman gerek. Şimdi sakin ol. Niye bakıyorsun Allah'ın bilmişi, buraya gel. Hey! Tut şunu.
Kıpırdatmadan tut, sana devredeceğim. Saçlarını takacağım. Eğer yapamazsan hastayı felç etmiş olacaksın. Bırakıyorum. Tamam. Düzgün tut şunu, canımı sıkma. Kemal'i de kurtaracaklardı. Hiç merak etme. Onunla zaten ilgileniyor arkadaşlarımız. Bırakmazlar onu orada, demin oldu. Hayır, bırakmazlar tabii ki de. Şimdi bitti sayılır. Nasıl? Ağrın azalıyor değil mi? Aferin sana. Son kıskaç seni. Evet. Çek şu ellerini yavaşça. Bitti. O zaman bu kadar. Bitti. Rahat çalışabilmeniz için şoför kapısını keseceğiz. Bize travma paneli ve acil kan gerekli. Yaklaştı. Perikardiyumda kan yok. Metal boru karına zaplanmış. Demir sabit kalmış. Kendini nasıl hissediyorsun? Korkmalar. İşimiz bitince saplanmış boru parçasını keseceğiz. Ondan sonra hastayı hareket ettirebilirsiniz. Tamam. Canım arkadaşım, ne olur bana kızma. Kızdıysan da özür dileyim, affet, tamam mı? Ama artık benim hastaların yanına dönmem lazım. Kurtarmamız gereken o kadar çok hasta var ki, bunların yanında olmam gerekiyor. Seni hiç unutmayacağım. Canım arkadaşım benim. Ayak parmaklarını benim için oynatır mısın Sinem? Yapamıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sancımı bile hissetmiyorum. Sakin ol Sinem. Geçici bir durum bu. Kırık yerinden çıktı ama baskıyı azalttım. Düzelecek. İyi olacaksın. Hoş geldin. Neredesin sen? Neredesin sen? Sana demedim mi hastayı bırakmayacaksın diye? Ama hocam dışarıda bayağı iş birikmiş. Onlardan sonra da bir de lavaboya... Ne saçmalıyorsun be sen? Kes sesini! Altına yapacaksın gerekirse, altına! Sana teslim ettiğim hastayı bırakmayacaksın ama! Şimdi çık git buradan! Çık git bu odadan! Ama hocam... Çık git bu odadan, bu vakadan alındın Samet.
bebeğin kalp atışları azalıyor. Hemen git söyle ameliyatı hazırlasınlar. Tamam hocam. Kadın doğumcu da oraya gelsin. Çabuk çabuk. Tamam hocam. Hızlı olma Ezan. Bunu yapabilirsin değil mi? Çok şükür. Korkacak bir şey yok Sinan. Sadece biraz hızlı olacağız tamam mı? Acil hastamız var. Boşaltın asansörü. Sedir geliyor. Şşş. Evet. Hiçbir problem yok Sinan tamam mı? Sadece biraz dişini sıkman gerekecek. Halledeceğiz. Aferin sana. Sadece bize güven. Alp bak şuna. Hadi. Acil hastamız var şu anda. Hasta asansörü burası. Başka bir asansör kullanın. Parmaklarım. Parmaklarımı hissediyorum. Aa! Aa! Bebek. Bebeğim geliyor. Halp bas şuna. Bas bas bas. Açık 6 santime ulaşmış. Vaktimiz çok az. Ne yapıyorsun sen burada? Sen kimsin? Doktor. Doktor İpek Erdem. Doğum burada gerçekleşecek. Başka hiçbir yere taşıyamayız. Çok riskli. Kanaması var hastanın. Şimdi bana bir steril eldiven, bir klamp, bir de temiz çarşaf getir. Hadi. Hadi. Ne duruyorsunuz? Eylül hocam. Eylül hocam. Bir hasta için acil çağırılıyorsunuz. Hangi hasta o? Temiz sipariş var. 1520 numaralı oda dendi. Sen git, biz buradayız. Selim abi, Batı'na sipariş tampon. Az kaldı. Dayan Sinem, dayan. Çok iyi gidiyorsun. Başarmak üzeresin. Hadi göreyim seni. Hadi. Sedacı doğumdan güzel. Çok iyi gidiyorsun. Sakın ha bozma tamam mı? Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Çok kanımız var hocam. Bebek geliyor. Doğum sadece 6 santim. Nasıl çıkacak o bebek? Bırak şimdi her şeyi ya. Kınmaya devam et. Sabit tutman lazım. Biliyorum. Yardım et. Sinem dayan. Sinem. Bak bana. Korkma. Bana güven. Sadece derin derin nefes alman lazım tamam mı? Hiçbir sorunumuz yok. Devam et. Dediklerine nefes almaya devam et. Aferin sana Sinem. Ben buradan çağrılmışım da. Ben çağırdım. Sonuçta hastayı en iyi siz tanıyorsunuz Eylül Hanım. Aşağıda siz öyle canla başla çalışırken görünce... belki buradaki hatanızı telafi etmek için bir fırsatınız olur diye düşündüm. Hasta Ali Asaf'la Oğuz Hocam. Doktor Hanım. Başım ağrıyor. Ameliyattan sonra normal mi? Normal.
normal mi doktor hanım? Mesela baş ağrısına gelen bir hastaya MR çektirmek de normal. Yukarı bakın. Ama hastayla ilgilenmeyip insanların ölümüne sebep olmak, bu normal mi sizce? Ağrılarınızla ilgili Ali Asaf Hoca'ya bilgi vereceğim. Benimle uğraşmayın. Biliyorum acınız var, anlıyorum. Ama benimle uğraşmayın. Ali Asaf ve sen. Aşağıda iyi görünüyorsunuz. Bana inanmadın galiba. İstersen dizi yanına sor. Tutunacak güvenilir tek bir dalım var mı? Bir bak bakalım. Sakin ol, bitmek üzere Şirin, bitmek üzere. Çok iyi gidiyorsun. Şimdi son kez deneyeceğiz seninle beraber, duydun mu beni? Hadi, bir, iki, üç, şimdi! Hayır, yapamıyorum! Hayır, bittim artık! Bitmedi, yapabilirsin, hadi yakın! Hayır, hayır, gücüm kalmadı! Kemal'de yanımda olacaktı! At şunları kafamdan şimdi, bırak şimdi bunları düşünmeyi. O da elimi tutacaktı, Kemal! Kemal! Sinan, bana bak, bana güven. Hiçbir problem yok. Akınmaya devam etmen lazım. Canının çok yandığını biliyorum ama devam etmen lazım, tamam mı? Şimdi sayacağım. Çok kocaman akınacaksın. Bir, iki, üç. Aferin, devam et, durma. Devam et. Durma sakın, devam et. Çok az kaldı. Çok iyi gidiyorsun Adile. Başını gördüm. Bravo, bravo Sinem. Şimdi. Biraz daha devam et Sinem. Düşünmenin sırası mı? Hadi sıra sende, yapman gereken şey. Sarıl kızına. Kemal. Bana bak. Sana söz veriyorum. Yanınıza gelecekler, duydun mu beni? Sana söz veriyorum. Sipahi çalabilir miyim? Sipahi. Kamyonun ezdiği araba mı? Oğuzcu haber vermemi istedi. Hastanızın eşi önden ambulansla acile gelmişti. Az önce de acil doğum yaptı. Bebeği mi peki? Çok tatlı bir kızları oldu hocam. Sinem iyi mi? İyi.
Merak etme. Sen de iyi olacaksın. Sinem bana sormuştu. Neden kız çocuk istiyorsun diye. Çünkü ona benzesin istiyordum. Onun gibi olsun. Onun gibi baksın. Ama söylemedim. Eğer buradan çıkamazsam... Bu sen söyler misin? Beni çok mutlu ettin söyle. Seni buradan çıkartacağız. Sen kendin söyleyeceksin, tamam mı? Sırası değil ama her şey bittikten sonra anlatacaksın. Neyi? Bana olan bu tavrının nedenini. Şu mideni bulandıran şeyi söyleyeceksin öyle. Böyle olmaz. Hadi arkadaşlar, hadi elimizi çabuk tutalım. Çabuk keselim şu kapıyı. Sinem ayaklarını hala hissedebiliyorsun değil mi? Evet. Güzel. Çok kanaması var. Doğumdan sonra normal olabilir ama... omurilik ameliyatı olacaksa kontrol etmeniz. Hem de hızlıca. Uterus otanisi olabilir. Hızlı hareket ettirirsek felç geçirme tehlikesi var. Ama ağır davranırsak da kanamadan kaybedebiliriz. Tamamdır Oğuz Hocam. Bundan sonrası bizde. Alabilir miyim? Neden alıyorsunuz? Nereye götüreceksiniz bebeğimi? Yahu merak etme. Sen ameliyattan çıkıncaya kadar onu senin için temizleyip hazırlayacaklar. Bir yere gitti yok. Ver bakalım. İyi bakın ufaklığa. Size de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Alp, benim de ameliyat için temizlenip hazırlanmam gerek. Tamam hocam. Bana da kayıt günü için bu kadarcık aksiyon yeter. Ben de gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Görevimiz. Görüşürüz. Hadi çocuklar. Dayan, az kaldı, az kaldı, tamam mı? Aracın kapısını şimdi çıkarttık. Boruyla araba arasındaki olan bağlantıyı keseceğiz. Hastayı siz daha rahat hareket ettirebileceksiniz. Çek onu, çek onu. Çek, çek, çek geri. Çek. Tamam, 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 tamam. Dur, dur. Ne oldu, niye durdun? Böyle olmaz. Devam edersek vücudu ikiye ayrılacak. Ne yani, vaz mı geçeceğiz bu saatten sonra? Hayır. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim yani. Sadece bir kez geç kaldım. Ama hiç vazgeçmedim. İşte seninle tam da burada ayrılıyoruz. Ben vazgeçmem. Sadece daha iyi bir çözüm yolu ararım. Hemen ameliyat önlüklerimizi getirin arkadaşlar. Hadi acele edin. Senden sadece tek bir şey istedim. Hastanın boyununu oynatmayacaktın ve yanından ayrılmayacaktın. Hı? Yapılmayacak tek şeyi yaptın be.
Hastanın omurgasının çıkmasına izin verdin. Şimdi çık dışarı. Ameliyata girmeyeceksin. Ama hocam ben de böyle olsun istemezdim. İnanın gerçekten böyle olsun istemezdim. Sakın ha. Sakın ağlamaya kalkma. Bir işe yara da bari Fatih'e ulaş. Telefonunu hala açma. Tamam hocam. Merhaba. Merak ettim, hastanın durumu nasıl? Durdu mu kanama? Ameliyatta şu anda, çıkınca ben de alacağım. Yani şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. İyi. Düşündüm de, bensiz devam edebilecek misin? Yeteri kadar yardımcı oldun zaten. Teşekkür ederim. Bu kadarcık mı? O kadarcık mı derken? Yani kuru teşekkür. Anlayamadım. Neyse, relaks ol. Biz seninle ödeşiriz nasılsa. Kolay gelsin. Rahat bırakmadınız be. Ne var be Samo be? Ne var be? Ne? Oğuz Hoca mı? Hayır, Oğuz Hoca'ya söyle ben bir daha hastaneye falan gelmiyorum. Karşıma... Dikkat etsene lan öküz. Bana mı dedi? Sana dedim, ne olacak? Bir dakika Samo. Bu olacak. Nereye ulaşacağım lan? Ali Asaf. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne demek ameliyatı burada yapacağız? Tek yolu bu. Bir an önce laparotomiye başlamamız lazım. Selim abi haklı. Yeterince klemp takarsak yukarı kadar vaktimiz olur. Arkadaşlar, ameliyatta kanamadan ölebilir, farkındasınız değil mi? Çocuklar, zamanında müdahale ederseniz 5 dakika vaktimiz olur. Evet, parçayı çıkardıktan sonra 5 dakikamız olur. Vücudumdaki tüm kan boşalana kadar 5 dakika. Az bir süre değil Selim abi. Ama siz ikiniz de, hatta üçünüz de delirmişsiniz. Baya baya tehlikeli oluyorsunuz yani. Denemeye değer. İyi tamam, getir kızım, getir şu önlüğü getir. Güzel. Ama başarmamız imkansız, ben size söyleyeyim. Hocam. Hiçbir şey imkansız değildir. Şimdi siz Kemal'in ameliyatına burada başlayacaksınız. Parçayı çıkarıp 5 dakika içerisinde ameliyathaneye yetişmesi için de ne gerekiyorsa ben ayarlıyorum. Tamam mı? Siz hastayı daha iyi tanıyorsunuz. Başarabilir mi? Başka şansı yok. Başarmak zorunda. Hayatımda yaptığım en saçma sapan şey bu ha. Ver bana. Keyfini çıkar abi. Baba oğul almışlar yanlarına o katili. Aşağıda şov yapıyorlar. Benim kızım mezarda. Sakin ol oğlum. Merak etme sen. Yarın kapısındakini görünce havalarından eser kalmayacak. Yarın mı? Planın ne? Daha kaç kere arama demem gerekecek sana? Kızım ölmüş benim, umurumda mı? Ne istiyorsan yap. Kimdi o? Yoksa o mu döndü? Sen entübe edeceksin Ali Asaf. Laparotomi sende.
Tamam hocam. Her türlü kanamayı kontrol altına almak zorundayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Ben de ameliyathanedeki hazırlıkları yapıp sizi bekliyor olacağım orada. Doktor hanım. Bir terslik olursa beklenmedik bir şey. Yani sizin engel olamayacağınız. Sinem'e ve kızıma onları çok sevdiğim söyle olur mu? Her şeye rağmen dünyanın en şanslı adam oldu. Bunları onlara kendin söyleyeceksin. Tamam mı? Yaşanamayacağız doktor. Ölüyor muyum doktor? Doğru söyle. Bir yalan yok. Başaracağız. Başaracaksın. Evet. Entübasyona başlıyorum. Oksijeni açalım. Bir dakika. Sizden sadece bir dakika istiyorum. Tamam mı? Rahmine yerleştirdiğim balon tampon atışı yaradı. Kanama durdu. Güzel. Tebrik ederim. İnanılmaz bir şey ama durada yırtık yok. Boyunluğu kim çıkarmış? Hata kimin? Öngörebilen şeyler hata değildir. Düpedüz aptallıktı. Şanslıydık. Ha bu arada şu asansördeki doktoru ilk kez gördüm. Yeni mi? Bilmiyorum. Ben de yeni tanıştım. Hem de ne tanışma ama. İyi müdahale etmiş. O kanamayla bebeğin hayatı da tehlikeye girebilirdi. Haklısın. Cesurcaydı. Size kolay gelsin hocam. Teşekkür ederiz. Al bakalım. Evet anneciğim. Bir sorun yok, her şey yolunda. Tamam, gelince konuşuruz hepsini zaten. Evet evet, yarın başlıyorum. Sinan Tunç okul bebeği burada mı? İlerde hemen. Anneciğim kapatıyorum, gelince anlatırım, hadi öptüm. Selam. Bak yine karşılaştık. Dünya çok küçük. Sen sabahki kızsın. Ninenin yerindeki. Ne işin var senin burada? Ne olsun işte. İş güç. Çalışıyoruz ablacığım öyle. Ablacığım, ne biçim bir konuşma biçimi ya bu? Doğru. Yani burası bir hastane sonuçta. Kişisel ilişkilerimizi kapının dışında bırakacağız. Bak ne saçmalıyorsun. Gerçekten çok acelem var bu sefer. Ya sen beni sabah da tanımadın zaten. Tanışalım o zaman. İpek ben. Kardeşim. Çok şaşırdın sen. Normal. Bayağıdır görüşmüyoruz sonuçta. Oho. Kaç yıl oldu? Hesaplayamadın değil mi? Çok. Neyse. Biz seninle tokalaşırız sonra. Belki sarılırız hatta. Ne dersin? Ama benim şimdi gitmem lazım. Yine ne var? Hoca herif iyice fenalaştı. Ağrılarının dindiği de yok. Kaldım böyle.
Sen de gittin gelmiyorsun. Sami'nin dangoz adamı kapıda. Acil bir hastan var. Ne yapmamı bekliyorsun? Bilmiyorum. Doktor sensin. Tamam tamam ilgileneceğim. Zırt pırt arayıp durma. Eylül. Artık sen de benim kadar inanıyorsan başlayalım. Evet. Artık başlayalım. 200 miligram ketamin verelim hastaya. Gitme. Gitmiyorum, buradayım. Kızım buraya getirmeye hiç bir fikir değildi. Neden? Çünkü başaramaz. Ve ölürsem gerçekten çok sinirleneceğim. Ben de. Emin ol ben de. Buradasın. Baksana. İnsan bu manzarayı görüp başka ne izleyebilir ki? İlginç vaka. Hastanedeki en havalı doktor kim? Ben onun cevabını arıyorum. Galiba buldum. Evet, hazır mıyız hepiniz? Hazır. Doktor Eylül'ün bu garip tavrı dışında her şey yolunda. Hazırım. Yaralı olan ben miyim? İstersen Kemal'e odaklan. Öyle mi diyorsun? Bence o yanlışımız. Ne demek şimdi? Ben ikinize de aynı anda odaklanıp yetebilirim, merak etme. Ama senin şu yara konusu tartışılır. Bitirin artık. Tansiyonu ve vitalleri stabil. Hemen başlamamız lazım. Size kolay gelsin. Ben ameliyathaneye giden yolu hazırlıyorum. Tampon monte. Gel. Tam böbrek damarına gidiyor. Renal artere ulaşamıyorum hocam. Sen halledebilir misin? Sanırım. Daha çok tampon lazım.
Doktor Selim ve Doktor Eylül hastanın ameliyatına dışarıda arabanın içinde başladılar. Devamında babam ameliyathanede hazır bekliyor olacak. Hastayı dışarıdan ameliyathaneye yetiştirmek için sadece 5 dakikamız var. Yaşamla ölüm arasında sadece 5 dakika. Hata yaparsanız ve eğer 5 dakikadan daha uzun sürerse hasta ölür. Tek bir şansımız var. Tekrarı yok. Hastanın yaşaması veya ölmesi sizin kontrolünüzdeki birkaç dakikaya bağlı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Fatih nerede? Çabuk olmalıyız. Çok az zamanımız kaldı. Göğüs doğru parçalanmış. Son klempi buraya takabilir misin? Hallediyoruz. Al. Yanına bir güvenlik arkadaş al. Bu köşeyi tutacaksınız. Koridor bizim için çok önemli. Anlaşıldı hocam. Muhsin, Mehmet Ali, siz de bu tahliye merdiveninde duracaksınız. Buradan kimse geçmeyecek, tamam mı? Anlaşıldı hocam. Tolga, yanına bir güvenlik arkadaş alıyorsun. Burayı tutuyorsun. Anlaşıldı hocam. Hadi. Gel bakalım. Gel bakalım Samet. En önemli görev sende. Bu asansör var ya. Bu asansöre hasta yerleştirilmeden asla hareket etmeyecek. Anlatabildim mi? Anlaşıldı hocam. Güzel. Tut o asansörü sana. Peki hocam. Tolga, burası sende. Anlaşıldı hocam. Muhsin, Mehmet Ali, gözümüzü kulağımızı 4 açıyoruz arkadaşlar. Zamanla yarışıyoruz, tamam mı? Hadi. Hadi. Tamam. Hazır, gidebiliriz. Saplanan parça çıkarılırken klemplerin düşmediğinden emin olmalıyız. Anlaşıldı, tamam. Yarayı kapatmaya hazır mıyız? Hazır. Şimdi, siz boruyu arabaya bağlandığı yerden çıkardıktan sonra ameliyathaneye gidene kadar 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde hastayı yetiştiremezsek yaptığımız her şey boşa gidecek, anladınız mı? İçerisi hazır. Hastayı ameliyathaneye çekebiliriz. Tamam, başlıyoruz. Artık hadi gelsin artık. Kalp krizi geçireceğim burada. Hadi 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 hadi. Yapma 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 yapma. Kapama kapama kapama. Yaklaştır kaşık sedyeyi. Hadi arkadaşlar, hadi 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 hadi. Acele ediyoruz, hadi. Açın yolu, açın. Kenara çekilin. Hadi artık, gel artık, gel artık. Hadi artık, gel artık, gel artık, gel artık. Hop 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 hop, dur, dur. Dur, geçemezsin buradan, geçemezsin. Ne oldu hocam? Geçemezsin, şu an kuş uçurtman buradan. Hayatta geçemezsin şu an buradan. Yapmayın hocam, içeride temizlemem gereken bir sürü oda var. Tamam şeker kardeşim, sonra temizle. Şimdi geçme, çok önemli. Sonra temizle, tamam mı? Yapmayın hocam, beni işimden mi kovduracaksınız? Kovulmazsın, kovulmazsın işinden şeker kardeşim, tamam mı? Sonra temizlersin. Olmaz hocam, geçmem gerekiyor. Şeker kardeşim, gerekirse senin yerine ben kovulayım, temiz... Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Eyvah! Merdiven, merdiven! Çattık ya!
Çekilin, çekilin arkadaşlar. Çok acil bir hastamız var. Çok pardon, çok özür dilerim. Çok pardon, çok pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Açın! Açın! Açın, 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 açın. Asansörlerden çektiğim, yandım ben, yandım, yandım. Ali Hoca öldürecek beni. Ya da ben kalpten kendim gideceğim. Samet geldik. Geldik Samet. Geldik. Samet nerede? Asansör nerede Ali? Nerede bu Samet? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum hocam. Bas, bas. Bas, bas, bas. Çağır asansörü, çağır. Nabız düşüyor. Samet çık, çık, çık! Neredesin sen? Yapabilecek durumda mısın? Evet. Hadi artık hasta bende. Merak etmeyin, elimden gelen her şeyi yapacağım. Kolay gelsin baba. Ben de gidiyorum. İlgilenmem gereken bir hastam var. Konuşabilir miyiz artık? Çok yorgunum. Kusura bakma ama bu sefer umurumda değil Eylül. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bütün gün bir yaralıyı hayatta tutmaya çalıştık. Çok zordu benim için. Evet. Öyleydi. O yüzden bırak lütfen. Üstüme gelme. Ben senin bu tavırlarını hak etmiyorum Eylül. Ne oldu cenazeden sonra? Hı? Nereye kayboldun? Anlat lütfen. Hadi. Doğruluğundan emin olmam gereken bir şey öğrendim. Biriyle konuşmam gerekiyordu, tamam mı? Oğlum. Konuştun mu peki? Hayır. Konu ne? Ali Asaf bak gerçekten sorularından çok sıkıldım. Bir şey öğrenirsem zaten seninle konuşurum, tamam mı? Beraber öğrenelim. İzin ver yardım edeyim sana Eylül. Edemezsin. Neden? Çünkü bunu istediğine pişman olabilirsin. Benim seninle ilgili tek pişmanlığım geçmişte kaldı. Motora binip gittiğin o günden. Bana gerçekten yardım etmek mi istiyorsun? Evet. O zaman uzak dur benden. Rahat bırak beni. Anladın mı? Peki. Nesi var hocam? 20 yaşında erkek. Yüzünde ve boynunda kün travma yaralanmaları var. Seni fena benzetmiş.
Elmacık kemiği ve burnu kırılmış olabilir. Ayrıca beyin hasarı riski var. Ne yapıyoruz hocam? Tomografi çekelim hemen. Size sormam gereken bir soru var. Daha doğrusu öğrenmem gereken bir şey var. Tamam, sor. Babaannemin ölümünün örtbas edilmesiyle bir ilginiz var mı? Bak, yorgunsun. Hastanın durumu da çok iyi. Eve git, dinlen, yarın konuşuruz. Yorgun değilim. Sadece bu sorunun cevabını istiyorum. Beni neyle suçladığını farkında mısın? Basit bir soru bu. Cevabı ya evet ya da hayır. Size o kadar basit gelmedi galiba. İsterseniz yardım çağırın. Ali Asaf gelsin. Belki o sorarsa cevaplamanız daha kolay olur. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Benim için parmaklarımı sıkar mısın? Aferin sana güzel. Bebeğim, o iyi mi? Bebeğiniz çok iyi, çok tatlı maşallah. Kemal? Kemal nasıl? İyiyim bir tanem. Kemal, yanımda mısın? Her zaman aşkım. Seni hiç bırakmadım. Bırakmayacağım da. Nesi var aslanım? Darp hocam, Fatih ambulansa getirmiş. Ne olmuş böyle? Burnu kırık, posteriyorda kanama var. Sen nerede buldun hastayı? Kim yapmış biliyor musun? Gözlerde ifoma var. Gözün ön kısmı tamamen kanla dolu. Parmağımı takip edebilir misin? İçki mi içtin sen? Konumuz bu mu hocam? Hmm.
Tamam. Sakin ol. Sorduğum yolu boyunca kanama var. 20 miligram etomidat verin. Entübe edeceğim. Tamam hocam. Fatih hocam, polisler ifadenizi almak istiyor. Tamam. Daha sonra. Plastik cerrahı da haber verin. Burnu kırık. Ali Asaf'ı bu işe karıştırdım. Sana ne dendi, kimden ne duydun bilmiyorum ama babaannenin ölümü tamamen talihsiz bir tesadüftü. Ben de dahil hiç kimsenin suçu yoktu. Sana inanmıyorum diyebilirsin. O zaman ameliyata katılan öbür doktora sor. Belki ona inanırsın. Yalan söylüyorsunuz. Git konuş. Hatta sana onu bulman için yardım dedim. Hocam estetik cerrahına 2 tane acil ameliyat varmış. Anladım. Lerazepam verin. Burnundaki kırığı oturtacağım. Sonrasında da göğüs filmi istiyorum, tamam mı? Ne olmuş, nesi var? Lerazepam verildi mi? Fatih yolda bulmuş. Çok fena dövülmüş hocam. Şimdi biraz canını acıyacak. Sık dişini, tamam mı? Tutun omuzlardan. Tut. 3 deyin diyor. 1, 2, 3. Tamam. Hadi hastayı çekiyoruz hemen. Ben bir tomografi boş mu bakayım? Hadi. Seninle konuşabilir miyiz? Hayır, şimdi olmaz. Fatih. Burada kalıp Eylül Hoca'na gidiyoruz. Bu ne şimdi ya? Hiç geçmişsin. Senin yaptığını fark etmeyecekler mi sanıyorsun? Ne yapmışım ki ben? Ellerin. Eldivenin içinden bile belli. Niye yaptın böyle bir şey? Sizi ilgilendirmez. Bak, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoksa bu durumu Ali Hoca'ya rapor etmem gerek. Yardımcı olmaya çalışıyormuş. Git, kime rapor edeceksen et. O da polise gider, hapse girerim. Ha? Doktorluğum elimden alınır. Çok korktum, çok. Siz de mutlu mesut yaşarsınız. O yukarıdaki psikopat şerefsiz gibi. Tıpkı o Bahar'ın katili gibi. Yaptıklarının nelere mal olduğunu bilmeden mutlu mesut yaşıyor, o da yukarıda. Bak, hiçbir şey bu kadar basit değil. Herkes yaptıklarının bedelini her geç öder. Bedelmiş. Ben ortada ödenen bir bedel göremiyorum. Doğru yerden bakmıyorsun. İşte bayan mükemmel de konuştu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eylül Hoca. Hayatta hiç kimse mükemmel değildir. Sen de. Ben de bundan bahsediyorum. Güzel. O zaman aynı fikirdeyiz demektir.
Andre'yi. Bırak beni, rahat bırak. Eylül. Ders giden bir şeyler olduğunu anladım. Hastayı tomografide. Hastayı döven o. Başka şeyler de söyledi. Biliyorum. İçkiliydi zaten. Başına daha büyük bir bela açacak. Şimdi de kesin Hakan'a çıkıyor. Tamam, sen sakin ol. Bundan sonrası bende, tamam mı? Eylül. Bundan sonrası bende diyorum, tamam. Lütfen bu defa sözümü dinle, tamam mı? Karışma, uzak dur. Ben halledeceğim, merak etme. Eylül hocam, acilde polisler Fatih hocayı soruyor. Aradım ama telefonunu açmadı. Tamam, ben bulurum. Mehmet. Geldiniz, iyi oldu. Ben de tuvalete gidecektim.
Fatih! Yaklaşma! Geberteceğim bunu. Fatih, sakın yanlış bir şey yapma. Bırak öğrendikini. Hadi bırak. Dünya çok adaletsiz bir yer hocam. Yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok.